Evet, bugün sizlere basınç ve rüzgarlar testini çözüyorum. Soru 1. Atmosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuvvete atmosfer basıncı denilmektedir. Atmosfer basıncı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Evet, birinci öncülü bakıyoruz. Eş basınca sahip noktaların birleştirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. Değerli arkadaşlar, izobar eş basınç eğrileridir. Bu cümlemiz doğru. Normal atmosfer basıncı 1013 milibar olarak kabul edilmiştir. Bu da doğru. Torricelli deneyini anlatırken söylemiştik değerli arkadaşlar. Orada 1 santimetre kare ağırlığı yere yapmış olduğu ağırlığa arkadaşlar basıncın 1013 milibar olarak olduğunu söyledik. Üçüncü öncül basınç iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değildir demiş. İklim elemanları üzerinde arkadaşlar etkisi vardır. Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar yanlıştır. Bize doğru olanları sorduğu için bir ve ikinci öncüllerimiz doğru olacak. Evet, soru 2'yi geçiyorum. İkinci sorumuz, hemen aşağı indiriyorum. Evet, ikinci soruda yukarıda verilenlerden hangileri ile basınç arasında ters orantı vardır? Sıcaklığı arkadaşlar anlatırken, yükseltiyi anlatırken, yer çekimini anlatırken, yoğunluğu anlatırken söyledik. Basıncı etkileyen faktörler içerisinde hangileri basınçla ters orantılı? Yer çekimi basınçla doğru orantılıdır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar, basınç da artar. Yükselti ile basınç ters orantılıdır. Yükseklere çıkıldıkça gazların yoğunluğu azaldığı için basınç azalır. Yoğunluk artarsa basınç da artar. Çünkü basınç gazların yoğunluğuyla alakalı olan bir şeydir. Bu da doğru orantılı. Ama demiştik arkadaşlar, sıcaklıkla basınç ters orantılıdır. Sıcaklık artarsa gazlar arkadaşlar hafifleyip yükseldiği için yere yapmış olduğu ağırlık az olacağından dolayı sıcak olan yerlerde basınç azdır, ters orantı. O zaman 2 ve 4 numaralı öncüllerimiz basınçla ters orantılı öncüllerdir. Cevabımız D şıkkı olacak. Soru 3. Rüzgarlarla alakalı bir soru. Meltem rüzgarları gün içinde yön değiştirmektedirler. Bu durum üzerinde hangileri etkili olmaktadır? Biraz önce dedik değerli arkadaşlar, Meltem rüzgarları kara ve denizlerin farklı ısınması sonucu oluşan günlük bir rüzgardır dedik. Vakuum öncüllerde hangileri etkili olmaktadır? Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri etkili olmaktadır. Dünyanın yıllık hareketi değil, günlük hareketi etkili olacak. Yıllık dediği için olmaz. Eliyorum. Üçüncü öncül günlük sıcaklık farkı etkili olmaktadır. Zaten günlük rüzgar. O zaman 1 ve 3 nolu öncüllerimiz doğru olacak. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç alanın özelliklerinden değildir? Havanın yatay yöndeki hava hareketi çevreden merkeze. Evet, hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Hava moleküllerin yoğunluğu daha fazladır, dursun. Havanın dikey yönündeki hava hareketi yükselicidir, doğru. Yağış oluşma ihtimali daha fazladır, doğru. Bulutluluk oranı daha fazladır, doğru. Moleküllerin yoğunluğu daha fazla değil çünkü alçak basınç dediği için alçak basınç alanında yoğunluk daha azdır. Onun için cevabımız Bursa şıkkı olacak. Soru 5'e geçiyoruz. Dünya haritası üzerinde soru var. Soruya baktığımızda atmosfer basıncı üzerinde termik ve dinamik faktörler etkili olmaktadır demiş. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yıllık ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak, bak yıllık sıcaklık ortalaması diyor. Yüksek olmasına bağlı olarak sürekli termik alçak basınç. Arkadaşlar sürekli termik alçak basınç güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ekvator çevresinde görülen bir basınç türüdür. Çünkü ekvator yıl boyu sıcaktır. Sıcaklığa bağlı olarak, ısınmaya bağlı olarak oluşan basınca termik denir.
Sıcak olan yerde alçak basınç vardır. Zaten bize alçak basınç dediği için arkadaşlar ekvator ve çevresini işaretliyoruz. O da 3 numara olacak. 30. enlemlerdeki basınçlarımız dinamik basınçlardır. Dinamik basınçlar da daimidir. Ama bize termik dediği için ekvator ve çevresini bakacağız. Cevabımız bundan dolayı 3 olacak. Soru 6. Aşağıda Güneydoğu Asya iklim bölgesinin Temmuz ayı basınç haritası verilmiş. Güneydoğu Asya dediğimiz arkadaşlar kısım Hindistan olduğu bölge. Kara ve denizlerde bakın burada basınçlı farkını görüyorsunuz. Karalarda kışın basınç yüksek. Yazın ise arkadaşlar azdır. Neden? Çünkü yazın karalar daha sıcak. Temmuz ayı dediği için Hindistan çevresini görüyorsunuz basınç değerleri düşük. Ama Hint Okyanusu çevresinde basıncın yüksek olduğunu görüyoruz. Buna göre aşağıdakilerde hangisi söylenemez demiş. İzobarlar arası 3'er milibar aralıklar çizilmiş. Bakıyorum 1023-1020. Arkadaşlar o zaman bu cümlemiz doğru. Hint Yarımadası üzerinde yağış oluşma ihtimali yüksektir. Değerli arkadaşlar denizden karaya doğru bu bölgeye yazın yaz musonu etkili olduğu için denizden aldığı nemli havayı buraya yağış olarak getirir. Bu cümle de doğru. C şıkkını okuyorum. 999 milibardan daha düşük basınca sahip yerler bulunmaktadır. Şimdi gördüğüm kadarıyla sadece 999 var ama bundan daha düşük olan yerler var mıdır karaların iç kısmında? Olabilir. Bu şık dursun bakalım. D okuyorum. Hint Okyanusu üzerinde basınç değeri karalara oranla daha yüksektir. Evet 1023 Hint Okyanusu'nda karalarda daha düşük. Bu da söylenebilir. E okuyorum. Basıncın bu şekilde dağılış göstermesinde sıcaklık ortalamaları etkili değildir demiş. Arkadaşlar sıcaklık ortalamaları etkili değildir derken arkadaşlar burada etkilidir çünkü yazın karalar daha sıcak, denizler daha soğuk olduğu için sıcaklık bu basınç üzerinde etkilidir. Mevsim etkisi vardır. Burada etkili değildir dediği için cevap şıkkımız arkadaşlar ne olacak? E şıkkı olacak diyoruz. Evet, soru 6 da bu şekilde. Soru 7'yi geçiyorum. Arka tarafta. Evet, soru 7 diyor ki, değerli arkadaşlar, bir şekil vermiş, şekil üzerinde soru var. Aşağıda görselde bir dağ yamacı boyunca havanın alçalmasına bağlı olarak oluşan fön rüzgarları gösterilmiştir. Bu rüzgar tipi ile ilgili olarak verilen öncüllerden hangisi doğrudur? Fön rüzgarı, bir önceki derste de söylemiştik, bir dağ yamacı boyunca yükselip, diğer yamaçta alçalan rüzgardır dedik. Alçalan rüzgar da kurutucu etkisi fazla olduğu için fön etkisi oluşturur dedik. Ve arkadaşlar bu öncüllere bakarak doğru cevabımızı bulalım. Ulaştığı yerde sıcaklık artışına neden olur. Fön rüzgarı sıcak ve kuru rüzgar olduğu için bu durum söz konusudur. Doğru. Havanın nem taşıma kapasitesi artmasına neden olur. Evet, hava ısındıkça büyür, genleşir. Ve daha fazla neme ihtiyaç duyulur. Bu da doğru. Etkili olduğu yerlerdeki tarım ürünlerinin olgunlaşmasına olumlu katkı sağlar. Erken olgunlaşmasını sağladığı için bunu da söyleyebiliriz. Doğru cevabımız arkadaşlar 3'ü de olacak. E şıkkı olacak diyoruz. Soru 8. Rüzgar frekans gülü ile alakalı bir sorumuz var. Aşağıda A merkezine ait rüzgar frekans gülü gösterilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar burada frekans gülüne bakarak rüzgarın daha çok kuzeybatı ve güneydoğu yönden daha çok estiğini, hakim rüzgar yönünün kuzeybatı ve güneydoğu olduğunu, yıl içerisinde en çok rüzgarın buradan estiğini görebiliyoruz. O zaman aşağıdaki şekilde de kuzeybatı ve güneydoğu uzantılı bir yeryüzü şekli bulacağız. Önü açık olan bir yeryüzü şekli olacak. A şıkkına bakıyorum. A'da arkadaşlar rüzgarın uzanış yönü daha çok kuzeydoğu güney batı şeklinde bu olmaz. B şıkkı kuzey güney yönü açık olmaz. C şıkkı kuzey güney doğu ve batı şekli açık olmaz. Yeryüzü şekillerin uzanışına bağlı olarak. D şıkkına bakıyorum denizden etkili. Yine baktığım zaman doğu batısı açık. E şıkkı arkadaşlar bakıyorum. Akarsu Vadisi'nin uzanışına
kuzeybatı ve güneydoğu uzantılı olduğu için yeryüzü şekillerin yönü hakim rüzgar yönünü belirler. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacak. Soru geldik arkadaşlar. Kaça? 9'a. 9 nolu soruda rüzgarlarla alakalı bir soru gelmiş yine. Burada sürekli rüzgarların esme yönleri verilmiş. Bu rüzgarların hangisinin esiş yönü yanlıştır? Rüzgarlar KYK'da sağa, güney yarım kürede de sola doğru arkadaşlar saparlar. Buna bağlı olarak arkadaşlar hangi rüzgarın esme yönü yanlışmış? Alizeler kuzey yarım kürede kuzeydoğudan, yani arkadaşlar buradaki alize rüzgarları esme yönleri doğru. Batı rüzgarları kıtaların batı kıyılarını etkilerler. Kutup rüzgarları ise kutuplardan gelir diyoruz. Ve arkadaşlar o zaman baktığımızda şöyle bir işaret koyacağım. Matematikteki Q işareti gibi. Alizeler bu şekilde eser doğru. Batı rüzgarları bu şekilde eser doğru. Kutup rüzgarları böyle gelecek. Kuzey yarım kürede kutup rüzgarların esme yönü yanlış. Var mı bakıyorum öyle şık arkadaşlar? A şıkkımız yanlıştır. Kutup rüzgarları şu şekilde esecek. Okun yönü böyle olacak ama bu ters göstermiş. Onun için cevabımız A şıkkı. Yani matematikteki şu küçük işaretini koyarsanız buradaki enlemlere göre arkadaşlar okları yerleştirebilirsiniz. Alize, batı ve kutup rüzgarların yönlerini verirseniz doğru cevap arkadaşlar çıkmış oluyor. Geldik soru 10. Ve arkadaşlar şuradaki işaretlerimizi bir silelim. Hemen 10 nolu soruyu geçelim. Bir basınç merkezi verilmiş. Bu basınç merkezi ile alakalı arkadaşlar hangisine ulaşabilir demiş. Burada bir kere ok dışarı baktığı için yüksek basınç alanıdır. Ve arkadaşlar yüksek basınç alanı işaretleri birleştirdiğim zaman KYK'da sağa doğru olduğu için S harfi oluşturduğu için kuzey yarım küre yüksek basınç alanıdır arkadaşlar bu. Basınç alanı o zaman öncüllere bakalım. KYK'da yüksek basınç alanı olduğuna evet. Merkezden çevreye evet. Merkezden çevreye doğru yatay yönlü hava hareketi var. Bu da söylenir. Sıcaklığın düşük olduğuna arkadaşlar şimdi buranın 30. enlem mi veya kutuplar mı olduğunu veya karaların iç kısmı olduğunu sadece buraya bakarak söyleyemeyiz. Onun için 3. öncülümün sıcaklığın düşük olduğunu söyleyemem. Kesin olarak dediği için arkadaşlar soruda neye bakacağım? 1 ve 2'yi alacağım. Eğer arkadaşlar bu termik yüksek deseydi o zaman sıcaklığın düşük olduğunu, soğuma sonucu oluştuğunu söyleyebilirim. Ama 30. enlemlerdeki bir yüksek basınç alanı olsaydı burada sıcaklık daha yüksektir. Kesin dediği için 3. öncülü alamıyorum. Geldik testimizin son sorusu 11 nolu soru. Rüzgarların esme hızı üzerinde aşağıda verilenlerin hangileri etkili değildir? Yer şekilleri hızın üzerinde etkili. Basınç farkı en önemlisi. Bitki örtüsü önemli. Arkadaşlar yerleşme faaliyetleri etkilidir. Çünkü dağınık ve toplu yerleşme binaların arkadaşlar sık ve seyrek olması hızını etkiler. Ama toprak özellikleri arkadaşlar etkili değildir diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet rüzgarlarla ilgili arkadaşlar söyleyeceğimiz testler bu kadar sorusu.